Tüm Türkiye'de de kadın kolları düzenlediği etkinlik Mayıs zamanında yapılıyor. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Ben yine değerli basın, değerli ilçe başkanı, kadın kolları başkanı, meclisler, yöneticilerimiz. Çok önemli bir konu. Gerçekten çocuklarımızı iyi kullanmalıyız, korumalıyız, geleceğe hazırlamalıyız. Onlar bizim göz bebeğimiz. Yani bütün uğraşımız biz nedir? Çocuklarımız için geleceği hazırlamak, onların sağlıklı bir şekilde eğitimini sağlamak. Ama maalesef ülkemizde hala korkunç olaylar oluyor. Buna duyarlı olmamız lazım. Ben de bu duyarlılıktan dolayı hem kadın kollarımızı hem de partimizi kutluyorum. Daha da üzerine hep beraber ülke olarak gitmemiz lazım. Parlamentoda da yasaları bir an evvel hazırlamamız lazım. Çünkü gerçekten televizyonlarda ve radyolarda ve basından izlediğimiz kadarıyla ülkemizde büyük bir problem, hapten bir problem. Ben bu konuda desteğimizi bir belediye olarak da her türlü desteği vereceğiz. Yayında olsun, neşriyatta olsun. Ben sözü kadın kolları başkanına bırakıyorum. Çocukların cinsel istismara uğradığını önlemek devletin asili sorumluluğudur. Karaman'da 45 çocuğumuzun din kisviyesi altında örgütlenmiş Ensel Vakfı'nda cinsel istismara uğraması bizi yürekten yaralamıştır. Mevcut iktidarların planı olarak eğitim sistemimizi denecere ederken çocuklarımızın denetimsiz Kur'an kurslarında eğitimsizlikle ilgisi olmayan bir güruhun eline teslim etmişler. Bu üzücü olay çocuk istismarlarının toplumumuzda ne denli ciddi ve kapalı kalmış bir konu olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ensel Vakfı'ndaki 45 çocuğa taciz iddiaları ilgili yaptığı vahim açıklaması yaşanan acılar ve mevcut hukuksuzlukları görmezden gelip hafife almaktadır. Oysa hiç kimse ve hiçbir kurum bir çocuğun tırnağından daha kıymetli değildir. Siyasi erkin başındaki bu kişi taciz ve tecavüze uğramış çocuklara sahip çıkmıyorsa ve elde ettikleri güç çocuğu ve kadını bu tür maruziyetlerden korumuyorsa bu asla kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu bakan derhal istifa etmelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadınlar olarak çocuklarımızın korunması, geleceğimizin korunması, çocuk haklarının savunması için devleti, tüm kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırıyoruz. Çocuklarımızı bu anlayışa emanet edeceğiz ve benzeri vakaları tekrar yaşamaması için gerekli olan açıklı kalıcı çözümlerin ile bir önce hayata geçirmesi konusundan takipçisi olacağız.